Evet, yapanlar söylesin. Hazal 6 dedi. Başka var mı? Bir tek Hazal mı çözdü arkadaşlar? Bir dakika, ben daha çözmedim, bitirmedim. Hocam ben daha çözüyorum. Hazal sen 6 mı bulmuşsun? Yoksa eksi 6 mı? Saat 4 dedi. Dokuz kere yedi altmış, neyse. Tebrikler. Hocam ben Hazal'ın bulduğunu bulmadım. Eksi dokuz buldu. Arkadaşlar ben bir şey demedim. Ha, Ben çarpı diyormuş. Bir dakika, tamam. bir şey demiyorum. Ben bekliyorum sizi sadece. Sonra beraber Ben de yapacağız. altı buldum. Bitti. Yapalım mı? Başlayalım mı? Beni duyuyor Herkes musunuz? alt. Herkes 6 dedi. Evet, ben de altı buldum. Ben de. Anlatabilir miyim? Anlat. Tamam. İlkinde bunun 1 bölü bir şey olması için eksi olması lazım. 5'in karesi 5'in küpü de 125 olduğu için eksi 3 oluyor kare. Güzel. Bu 5 üzeri 3 olursa yukarı çıkar. 5 üzeri eksi 3. Evet. Kutu Evet. eksi 3. Sonra yuvarlakta yine 1 bölü bir şey dediği için yine eksili olması lazım. Güzel. Onun küpü yine aynı şekilde 1000 olduğu için orası da eksi 3 oldu. Güzel. Bu da eksi 3. Yerine de yine 7'nin küpü 343, yine 1 bölü dediği için 7'nin de eksi 3. kuvveti oluyor. Sonra Evet. işlem önceliğinden dolayı eksi 3 ile eksi 3'ü çarpıyoruz. 9, 3 çıkardığımızda eksi 3, yani 9 eksi 3 eşittir 6 oluyor. Evet, burası da artı 9. Bravo. Evet, 6 diyen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Evet, tahtayı siliyorum. Anlamayan öğrenci var mı? Anlamayan yok. Bakın, şurayı iyi dinleyin. Şimdi geldim, birkaç tane ondalıklı sayı olsun. Mesela 2 bölü 10'un 2 bölü 10'un eksi ikinci kuvveti. Hatta 2 bölü 10 demeyelim. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ondalık sayılardan bahsederek yapalım. Benle beraber yazmayın. Ben size sorayım. Siz yapın. Önce şunu yapayım ben. 0,2'nin eksi ikinci kuvveti nedir? Lütfen iyi dinle sevgili 7A. Böyle sorular geldiği zaman kesinlikle ondalıklı sayıyı rasyonel yapıyoruz. 2 bölü 10. Bakın kapattım. 2 bölü 10 eksi ikinci kuvveti. Eşittir dedim yanına. Eğer içerideki sayı sadeleşiyorsa sadeleştiririz. 1 bölü 5'in eksi ikinci kuvveti yapar. 1 bölü 5'in 2'ye böldüm. Üzerinde eksi olduğu için ters çeviriyorum. 5 bölü 1'in karesi o da eşittir. 25 yapar. Anladık mı mantığını? Bir tane Evet. evet, bir tane ben size sorayım. Siz yapın. Özgür Hocam direkt yapsak sonra bölsek olur mu? Kesinlikle olur. Ama bazen sorularda direkt yaptığın zaman da cevap olabiliyor. Yani şöyle birilerini götürecek olan sorular var. Ama en güzeli benden sorulan tavsiyesi ondalıklı sayı gördün mü tek başına kesinlikle bu sisteme getir. Sonra sorunu çöz. Hocam yüzdelik de aynı mı? Efendim? Yüzdelik de aynı mı? Evet, hepsinde aynı. Hepsinde aynı. 0,5'i yapalım. Bir tane de yüzdelik yapalım. Mesela eksi üçüncü kuvveti nedir? Bunu yapın. Sonra bana bunu bir arkadaşım anlatsın. Sonra ben size de bir şeyler öğreteceğim. Peki bize böyle 6. 7. kuvvetini falan da sorarlar mı? 2 ile 3 dışındaki sayıları. Resimden soru kalıbını göstereceğim size. O tarzda sorarlar. Evet. Bir tek sanırım 2'nin çok fazla Hocam kuvveti ben soruyor. yazdığımı Evet. bilemedim. Sonucunun cevabını vermezler. Üstü biçimde isterler. Yazan öğrencileri görüyorum. Yapabilir miyim hocam?
Kaan, evet yapabiliriz. Anlat Kaan, ben yazayım. İlk önce bu ondalık kesri, ay ondalık sayıyı kesre çevirdim. Evet. 5 bölü 10 yapar. Evet. Onu da sadeleştirdim sonra. Evet. Kaç 1 yapar? 1 bölü 2. Evet. Güzel. Sonra onu ters çevirdim. Harika. 2 bölü 1 yapar. Üzeri evet. 3 oldu artık. Evet. 2 bölü 1 de 2'dir. Evet. Devam et. Sonra onun küpünü buldum. 8 bölü 1. O da 8'e eşit. Güzel. Aferin. Aferin. Evet, bunun da mantığını aldıktan sonra geldim şuna. Bakın, tahtayı siliyorum. Şimdi sizden, herkesten şunu rica ediyorum. Benim tahtaya yazdığımı sen de benle beraber yaz. Şimdi biz artık üstü sayılarda dördü kullanmayacağız. Dördün yerine 2 üstü 2'yi kullanacağız. Mesela 32'yi kullanmayacağız. 32'nin yerine 255'i kullanacağız. Bunları lütfen bir tane post-it kağıdına yazıp şu an tahtada yazacaklarımı lütfen duvara yapıştırın. İnanın size sene sonuna kadar lazım olacak. Hatta lisede bile lazım olacak. Başlıyorum yazmaya. Benimle beraber yazın. Şimdi artık iki, mesela 2 üzeri 1, 2. 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 3, 8. 2 üzeri 4. Başlayın siz de yazın. 16. 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 6, 64, 2 üzeri 7, 128, 2 üzeri 8, 256, 2 üzeri 9, ne yapar? 512, 2 üzeri 10, 2 üzeri 10 eşittir 1024. İkilerde en fazla gelse gelse 2 üzeri 10'a kadar gelir. Lütfen bunu bir yazın. Ya herkes yazdıysa lütfen. Hocam bir şey diyeceğim. Zaten şöyle bir şey yok mu? Mesela atıyorum 2 üstü 6 64 ise bize 2 üstü 7'yi soruyorsa 64 artı 64 işte. Ama öyle zorlaşırız. Bir arkadaş hattan düştü. Düşen kimdi? Arkadaşlar arkam dönüktü görmedim. Kimdi o düşen? Hilal gitti. Ha Hilal miydi? Tamam. Hocam, ben size toplamlarını sorar mı peki? Toplamlarını soracak, anlatacağım ben size olan hepsinin de. Genelde toplam o kadar fazla çıkmaz. Misal olarak söylüyorum, 10 soruda belki bir tane, belki hiç yok. Ama onlarda da bir özellik var. Çarpması kolay da toplaması biraz zor. Çünkü elmayla armudu toplayamayız. Ama elmayla elmayı toplayabiliriz gibi gibi. Şimdi bunu bir yazın siz. Tamam Hilal, sıkıntı yok. Tamam, teşekkür. Arkadaşlar, benden size şimdi bunu yazan arkadaşlar için söylüyorum. 2 üzeri 5'i tam ortadakini kendinize baz alın. 2 üzeri 5 32 yapar. 2 üzeri 6 işte 64. 2 üzeri 3 8. Bunun mantığını öğrenin. Sileyim mi tahtayı? Hilal yazdın mı? En son sen kalmıştın. Hayır yazmadım. Bir dakika. Ya yazmama gerek yok ki, bunları hesaplarım. Ama hesaplama. Bunları bence güzel bir kağıda bakın. Bunları lütfen yazın. Yazmayı... Ya zaten bunları ezberleyelim ki. Mesela LGS'de hep çıkıyor ya, kafadan ezberle ki hemen zaman kazan diye. Ben mesela postere yazdım. Şimdi astım duvara. Ama daha var bunun. Ben de postere yazdım. İkincisine yazacağım. Birincisi de oldu. Şimdi burayı sildim. Burayı sildim. Bak 2'yi yazdım. Dikkat edin. Sorularda 2 gelebilir. Arkasından 3. Mesela 3 üzeri 1, 3. 3 üzeri 2, 9. 3 üzeri 3, 27. 3 üzeri 4, 81. 3 üzeri 5. 81 çarpı kaç yapar? 3. O da ne yapar? 243. Bu buraya kadar. 5'lerden gelir. 5 üzeri 1 eşittir 5. 5 üzeri 2 eşittir 25. 5 üzeri 3, 125. 5 üzeri 4 eşittir 625. Daha üstünü vermezler. Bir de 7'ler için yazayım size. 7 üzeri 1 eşittir 7. 7 üzeri 2 49.
7 üzeri 3 az önce yaptık. 343 demiştik. Bir öğrenci bunların hepsini, bakın bunlar önemli. Sizlerin yerinde olsam bunların hepsini düzgün bir şekilde bir kağıda yazıp çalışma odama veya çalışma masama yapıştırırım. Post-it kağıtları, post-itlerle yapıştırınız. Post-it kağıtlarına yazıp yapıştırın çünkü onlar tahtaya ve duvara yap fazla şey olmaz, zarar vermez. Bir şey soracağım. 9 üzeri 5 kaç? Efendim? 9 üzeri 5 kaç? Güzel. Bak güzel bir soru sordu. 9 üzeri 5 kaç? Ben 9 üzeri 5'i sordu. Şimdi bunlarla ilgili sorular yapacağım. Ben 9 üzeri 5'i kullanmayacağım. 9 üzeri 5'in yerine ben 3 üzeri 2'yi kullanacağım. Kapatacağım 5 ama birazdan anlatacağım size. 3 üzeri 10'dur. Sonra çarpacağız 2 ile 5'i. Evet, ben anlatacağım size bunların hepsini. Şu ben an onları öğrendim. Ben bunları anlatacağım size. Siz bunları yaz, herkes bunları yazdı mı? Hayır hocam, bir dakika ben yazıyorum. Çabuk. Biraz hızlı olalım. Zaman çabuk geçiyor. Bakın bunları size... 14 dakikamız kaldı. Bunları size soracağım. Yazdım hocam. Deden mi geldi? Hayır, Zehra geldi. Ama... Ha. Ama bir kişi iki isimle girdi o zaman. Birinde iki isim var. Evet Zehra, iki isimle girmişsin. Tamam, sıkıntı yok. Tahtayı siliyorum. Herkes yazdı mı? Evet, herhalde herkes yazmıştır. Tahtayı sildim. Şimdi benimle beraber bakın bunlar önemli. Bunlar bize lazım olacak. Şimdi az önce öğrencim biri sordu. Özgür hocam 9 üzeri 5 nedir dedi. 9 üzeri 5'in anlamını verdik. Şimdi herkes şu başlığı yazıyor. Üslü ifadelerle çarpma işlemi. Üslü ifadelerle çarpma işlemi. Çarpma işlemi. Bir. Beraber yazıyoruz. Ben hem söylüyorum hem yazıyorum. Tabanları aynı olan sayılar. Sayılar çarpılırken üsler toplanır. Bunu lütfen yazın, sizi bekliyorum. Tabanları aynı olan sayılar çarpılırken üsler toplanır. Zehra bağlandı mı tekrar? Hocam ben net göremiyorum da bir çıkıp girsem olur mu? Olur. Dur, ben de net göremiyorum. Hocam sizin kameranız böyle bir gidiyor bir geliyor netliğe. Bazen çok net oluyor, bazen de çok bulanık. Evet, yani... Aynı şey bende de oluyor. Tamam, girin çıkın, sıkıntı yok. Evet, tabanları aynı olan sayılar çarpılırken üsler toplanır. Şu öğrencileri bir bekleyelim. Gelsinler hemen. O da geldi. Öbür çıkan da geldi mi ders? Çıkan. Diğer öğrenciler, sıkıntı var mı tahtayı görmenizde? Şu an. Ben görüyorum hocam. Peki. Tamam. Ben de görüyorum ama tamam. Çok net değil. Tabanları aynı olan sayılar çarpılırken üsler toplanır. Bakın nasıl oluyor. A üzeri... Kare gözüküyor ya. Neden olmuyor? Hilal bir daha çift giz. Tabanları aynı olan sayılar çarpılırken üstler toplanır. Bakın. A üzeri X çarpı A üzeri Y. Dikkat ederseniz tabanlar aynı. Tabanlar aynı. O zaman A üzeri X artı Y. Lütfen bunu unutma. Bununla ilgili bir tane örnek yapayım. Bir tane size soralım. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 7 çarpı 2. Burada gözükmeyen 1 var. O zaman eşittir. 2 üzeri 4 artı 7 artı 1'den. C
cevabımız 2 üzeri 12'dir deriz. Lütfen bunu yazın. Bunu yazın. Size ben şimdi bir tane sorayım. Bakayım kaç arkadaşım beni iyi dinliyor. (2)4, (2)7, (2). Olmayan sayının üzerine biri siz koyacaksınız. Azal sende de mi sıkıntı oluyor? Bir şey soracağım. Sor. A üzeri x, A üzeri y ile çarpılırken. Evet. Ne yazdınız oraya? Çarpı mı artı mı? Ama şey artı yazdın Hilal. Tabanları sen o zaman çıktın o sırada. Tabanları aynı olan sayılar çarpılırken üstler toplanır. Topladım. Hocam peki bir şey soracağım. Biz şimdi bunlarda çarpma yaparken topladık ya. Mesela bölme yaparken de çıkartacak mıyız? Anlatacağım. Orada çıkartma olacak ama ben size öyle bir cümle söyleyeceğim ki yani onu unutmayacaksınız. Evet normalde çıkarma yapılıyor ama ben size bir kelime konuşacağım. Karışılmaması için. Aynen. Şimdi bir tane ben size sorayım. Siz yapın. Bakalım kaç kişi yapacak bunu. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri eksi 9 çarpı 3 eşittir nedir? Öğrencilerin çoğu 3 üzeri eksi 2 dedi. Şimdi ben tahtaya buraya geldim. Lütfen takip ediniz. Evet. Peki bir şey soracağım size. 3 üzeri eksi 2'yi direkt yazdım. Sevgili 7A, şıklarda 3 üzeri eksi 2 yoksa ne vardır? Kim söyler? Mikrofonu hocam şıkkı... ben söyleyebilir miyim? Söyle Baran. 1 bölü 3 üzeri 2. Yani. 1 bölü 9. Güzel. Direkt 1 bölü 9. Bravo. Evet. Mantığını aldık mı? Tabanları aynı olanların mantığını. Tabanları aynı olan sayılar çarpılırken üstler toplanır dedik. Var mı burada bir sıkıntı? Yok. Yok. Zehra herhalde hattan düştü. Hazal iki isimle girmişsin sen de. Evet bir şey olmaz ama. Burayı sildim. Bir dedik sildik. İki. İkinci kısmını anlatıyorum. Bölüm iki. Bakın. Bir, iki. Demin tabanlar aynıydı. Şimdi üstler aynıysa. Yazıyoruz. Tabanları farklı, üstler aynıysa. Tabanları farklı. Üstleri aynı olan. Sayılar tabanları farklı, üstleri aynı olan sayılar. Tabanları farklı, üstleri aynı olan sayılar. Çarpılırsa kuralı şu. Tabanları farklı. Tabanlar çarpılır. Ortak üst yazılır. Ben şimdi burayı bir daha okuyorum. Tabanları farklı, üstleri aynı olan sayılar çarpılırsa tabanlar çarpılır, ortak üst yazılır. Önce formüle döküyorum, sonra örnekler anlatıyorum. Mesela A üzeri X çarpı mesela B üzeri X. Kuralı şu. A ile B'yi çarp. Kapat. Üzerine X yaz. Bakın bu çok önemli. Bunu hemen yazın bir yere. Sonra arkanıza yaslanın. Bir şey anlatacağım. Bunu yazın. Arkanıza yaslanın. Dersi lütfen kaçırmayın. Çünkü bu bir künye gibi düşünün. Bir kolye gibi düşünün. Halka şeklindedir. Özellikle şu iki nolu madde. İki ve parantezi almamız lazım mı? Efendim? Parantezi her zaman almamız lazım mı? Destina. Parantezi almazsak bu X sadece B'nin üzerinde gözüküyor. A'nın kuvvetini almamız olur. O yüzden. Evet. Bunu şey yapsak ABX. Hanımefendi istediğin gibi yapabilirsin. Fark etmez. Zaten bak. Şimdi beni iyi dinleyin. Kalemleri bırakın.
4-5 dakikamız var. Lütfen iyi dinleyin burayı. Evet, aynı şey Hazal. Böyle bir şey gördüğünüz zaman demek ki bunun açılımı aynen buymuş. Bakın böyle bir şey gördüğünde hem A'nın kuvveti hem B'nin kuvveti. Şimdi tahtaya iyi bakın. Tahtaya iyi bakın. Önce basit bir soru yapalım. Mesela 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8 eşittir. Özgür Hocam direkt kafadan çarpsam yapsam olur mu? Evet, ama biz formülde bir yerine koyalım. 2 çarpı 5'in 8. kuvveti, o da eşittir 10 üzeri 8. Doğru mu? Evet. Bir tane size sorayım. Evet. Hemen yapın. 3 üzeri 11 çarpı 7 üzeri 11 eşittir ne yapar? Herhalde herkes cevabı doğru bulur. 21 bölü 11 değil mi hocam? 21 bölü olmaz. 21 üzeri 11. Ha, 21 üzeri 11. 21 üzeri 11. Evet. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. İyi dinleyin. Bu ikisini herkes yazdı mı? Yazmayan var mı? Yok. Yok. Şimdi burayı siliyorum. Burayı siliyorum. Bir şey anlatacağım. Şurayı da silelim. Cümle kalsın. Bazen öyle bir şey olacak ki arkadaşlar. Bazen öyle bir şey olacak ki 15 farklı bir kalemle yazayım. Karışmasın bununla. 15 üzeri 15 üzeri 7 olacak. Öyle bir şey olacak ki sen bu 15 üzeri 7'yi ben şöyle yazabilir miyim? 3 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7. Yazabilir miyim Yeda? Yazabilirsiniz hocam. Evet yazabilirsiniz. Evet yazabilirsiniz. Evet. Çünkü 3 çarpı 5 parantez içinde üstü 7'ye eşit. Aynen tabii. Aynen. O aynı şey. Aynı şey. Evet zaten bunu verir o. Ben de sizden şunu yazmanızı istiyorum. Tabii oraya yorumlara yazmayın onu. Ben de sizden şunu yazmanızı istiyorum. Bakalım bunu nasıl yazacaksınız? Misal olarak söylüyorum. 40 üzeri 40 üzeri 19. Bir yazın bakayım. Ne yazacaksınız? Ben bunu bilerek sordum. Burada bir şey söyleyeceğim. Normalde bunu 4 çarpı 10. Bakın çok normalde farklı olguları var. 4 çarpı 10. Ben 5 üzeri 10. 2 çarpı 20. 8 çarpı 5. Doğru mu arkadaşlar? 1 çarpı 40'ı almıyoruz. 4 çarpı 10. Başka ne olabilir? 8 çarpı 10. Bunu şey olarak yazabilir miyiz? 8 üstü 9, 2 üstü 3, parantez üstü 19. Onu öğrenmedikleri için onu yazamayız şu an. Onu daha şu an bilmiyoruz. Evet. Bakın burada sistem şu. Şunu kullanıyoruz. Şunu kullanıyorum. 5 üzeri 19 çarpı 8 üzeri 19. Özgür Hocam, diğer yazdıklarımız da yanlış mı? Hayır, kesinlikle doğrudur. Soruları çözüm şekline göre yapacağız. Daha iyi şekilde anlayacaksınız. Şimdi çarpmanın son bir özelliği kaldı. O çok önemli. Bir dakikam olduğu için onu size haftaya anlatacağım. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Ödev vereyim. Burayı silelim. Ödev verelim. Ödevimiz sadece şu sayfayı yapabilirsiniz. Orayı yapın lütfen. Ödevimiz yanıt. Hocam bu konu 7. sınıf konusuydu değil mi? Sen hayır de... şu an 8. Hocam bir şey diyeceğim. Ben yanıtta kareköklere kadar bitirdim. Yanıttan test 7. Evet ödevimiz bu 7A. Ya şu an aydınlandı. Yanıttan test 7. Lütfen bunu alın.